İnsan, anne, baba ve diğer aile büyükleri dahil olmak üzere toplam 20 kişinin ortalamasıdır. Rahmi Ergün. Genetik mirasa yolculuk. Her insan geçmişten günümüze uzanan bir genetik yolculuğun ürünüdür. Tıpkı bir nehrin farklı kaynaklardan beslenmesi gibi. Bizler de anne, baba ve diğer aile büyüklerimizin genlerinden besleniriz. Bu genler zaman içerisinde topladıkları yaşam deneyimlerini ve tarihsel bilgileri bir sonraki nesillere taşır. Bu nedenle, her birimiz aslında atalarımızın birer devamıyız. Düşünün ki, bedeninizde akan kan, büyük annenizin gençlik döneminde yaşadığı sevinçleri ve üzüntüleri taşır. Ve sizin saç renginiz, belki de büyük büyük dedenizin sahip olduğu o dikkat çekici renk olabilir. Her hücremiz, binlerce yıllık bir mirasın parçası olarak taşıdığımız birer tarihi hikayedir. Bu genetik kodlar, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak bize ailemizin izlerini taşır. Tıpkı bir mozaik gibi, her bir parçamız bu genetik kodların birleşiminden oluşur. Duygularımız, içgüdülerimiz, hatta bazı yeteneklerimiz, genlerimiz aracılığıyla şekillenir. Bir sanatçının yeteneği, belki de büyük babasında da vardı. Ve bu beceri genetik bir dantel gibi nesilden nesile geçti. Dolayısıyla, bugünkü benliğimizi anlamak için, bazen geçmişimize bakmak en iyi yol olabilir. Bu nedenle, nasıl bir geçmişe sahip olduğumuzu bilmek, kim olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Her insan bu büyük genetik hikayenin devamıdır ve her nesil bu hikayeye yeni bir sayfa ekler. Her birimizin hikayesi ortak bir geçmişin ve benzersiz bir geleceğin parçasıdır. Genetik miras bizi biz yapan görünmez ipliklerdir ve bu iplikler sayesinde köklerimize bağlı kalırız.